investisi tarzı yatırım menkul değerlerden ben Ethem Umut Beytur'a. Dün açıklanan enflasyon rakamları sonrasında TL varlıklar üzerinde baskılanma arttı. Özellikle aylık bazda %6.30 ve yıllık bazda 24.52 olarak gerçekleşen TÜFE enflasyonu nedeniyle TL-Dolar kuru 6.10 seviyelerine kadar yükseliş sergiledi ve günü de 6.04.20 seviyesinde noktaladı. Öte yandan üfe fiyatlarına bakacak olduğumuzda ise buradaki yükseliş %10.88 aylık ve %46.15 yıllık bir şekilde gerçekleşti ve enflasyon rakamları beklentilerin oldukça üzerindeydi. Borsa İstanbul'da da bu anlamda bir gerileme yaşandı. %1'e yakın bir gerileme gerçekleşti endekste ve 97.000 seviyelerinin hemen üzerinde günü tamamladı. Yine endekste 100.000 önemli bir direnç olarak takip edilirken aşağıda 97.000 altında 95.600 seviyeleri önemli destek noktası olarak takip edilebilir. Dolar TL kurundaki fiyatlamalara bakacak olduğumuzda 6 seviyesi üzerinde kapanmasıyla birlikte kurun bugün için 6.03.75 seviyesi takip edilebilecek pivot noktası. Hareketli ortalamaların içerisinde tekrar giren kurda yükselişlerde 6.10-6.15 seviyeleri önemli dirençler. Üzerinde 6.21 gündeme gelebilir. Düşüşler halinde 5.98, 5.92 ve 5.86 seviyeleri destek noktaları olacaktır. Euro-Dolar paritesine bakacak olduğumuzda dünkü Amerika verileri özellikle özel sektör istihdam verisinin 230.000 olarak gelmesiyle birlikte beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle işsizlik oranının 2019 yılında 3.5'lara hatta belki de 3'lere kadar düşebileceğini gösteren bu veriyle birlikte doların güçlendiğini, giderek güçlendiğini gördük. Aynı zamanda imalat dışı satın alma müdürleri endeksinde de yine beklentileri aşan değerlerle birlikte doların güçlü konumu devam etti ve bu da euro dolar paritesinde düşüşlere sebep oldu. Zaten bir süredir devam eden gerileme dün de süre geldi ve 1.14.70 seviyesinde şu an için bir destek bulmuş gibi gözüküyor. Hareketli ortalamanın altındayız. Günlük pivot noktamız 1.15.15. Düşüşler halinde 1.14.70, 1.14.40 ve 1.13.80 seviyeleri gündeme gelebilir. Yükselişler halinde ise 1.15.60, 1.16 ve 1.16.40 seviyeleri takip edilecek direnç noktaları olacak. Altın fiyatları önceki günkü kısa vadeli yükselişinin ardından tekrar 1200 doların altına düştü ve hareketli ortalamanın arasında sıkışmış durumda. Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte güvenli liman talep bulmakta zorlanıyor diyebiliriz. Risk iştahının arttığını görüyoruz. Amerikan endeksleri yine dün akşam da yeni bir rekor kırdı. Böylelikle altın fiyatları talep bulmakta zorlanıyor ve 1200 seviyesi yine takip ettiğimiz pivot noktamız. Yükselişlerde 1205, 1212 ve 1216 gündeme gelebilir. Düşüşler halinde 1193, 1189 ve 1182 seviyeleri takip edeceğimiz destek seviyeleri olacaktır. Veri akışı bakımında yurt içinde ve Avrupa'da önemli bir veri akışı yok. Amerika tarafında ise işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve fabrika sipariş verileri takip ediliyor olacak. Investaze yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.